Merhabalar. Herkese günaydın, iyi günler diliyoruz. Fortune Türkiye dergisinin Sertrans Lojistik desteğiyle beraber bir seri halde hayata geçirdiği talks buluşmalarımızdan bugün bir diğerini gerçekleştireceğiz. Bugün gelecek dönem ve dijital dönüşüm başlığı altında yine iki değerli misafirimizle konuşmamızı ve webinarımızı başlatacağız. Hemen misafirlerimi tekrar tanıtmak istiyorum. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ceyhun Özat'a bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ceyhun Bey. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Sağ olun Şule. Ve Sertrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nilgün Keleş Hanımefendi bizimle beraber. Nilgün Hanım hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, günaydın Şule. Bugün bizleri izleyecek olan hem Fortune Türkiye hem de diğer izleyicilerimizle beraber elimizden geldiği kadar aslında gündemimizde olan 2021'i tamamlamaya çok az bir süre kala gelecek dönemde dijital dönüşümde bizleri neler bekliyor? Bunu hem Turkcell açısından hem Sertrans açısından gündeme getirmeye çalışacağız. Ben hemen bu bir saatlik süremizi de iyi kullanabilmek adına webinarımızın ilk sorusunu Ceyhun Bey'e sorarak başlatmak istiyorum. Ceyhun Bey, Turkcell'i çok yakından tabii takip ediyoruz. Bu dijital dönüşümde Turkcell'in Türkiye'ye ve müşteriye ve tüketiciye katma değer oldukça fazla. Sizin tabii bu dönüşüm sürecindeki stratejilerinizi biraz merak ediyoruz. Aslında 2021 yılında sizi hep izledik, takip ettik. Hayata geçirdiğiniz pek çok yenilikler oldu. Kurumların yani kendi adınıza yapmış olduğunuz bu dijital dönüşümün dışında bir de birçok kurumun dijital dönüşümünde de etkili oldunuz. Orada da bir takım yatırımlar oldu. Biraz bunlardan bahsetmenizi rica ederek ilk sorumu size sormak istiyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Memnuniyetle hemen ifade etmeye çalışacağım. Şule'nin şöyle, Turkcell'in tabii iki şapkası var. Biri bu dijital dönüşüm kavramıyla alakalı. Öncelikle kendisinin dijital dönüşümü. Turkcell 27 senelik bir şirket. Bir mobil telekom operatörü olarak hayatına başladı. Ama geçen süre içerisinde kendisi de dönüştü. Özellikle son 10 yılda dijital dönüşüm rüzgarıyla birlikte diyelim. Hem kendisi için hem de kurumlar için, yani Türkiye'nin irili ufaklı tüm endüstrilerdeki, tüm sektörlerdeki bir en ufak esnaftan tutun en büyük enterprise'e kadar tüm şirketlerin dijital dönüşümüne yardımcı olmak için çok ciddi yatırımlar yaptı. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Ama onun öncesinde takdir edersiniz ki Turkcell Türkiye'nin tüm illerinde, tüm coğrafyasında, tüm endüstrilerde, tüm sektörlerde müşterileri var. Müşteriler dijital dönüşümle ilgili ne düşünüyor? Dilerseniz ondan bir size bir insight vereyim, bir bilgi vereyim. Ondan sonra da onun üzerine Turkcell'in buradaki yaklaşımından bahsedelim. Şimdi şöyle, pandemi tabii yardım etti. Neye yardım etti? Dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu konusunda karar vericilerin, şirket patronlarının veya profesyonel yöneticilerinin kafalarındaki bazı gri alanların netleşmesine, rekabette önde olabilmek için, şirketlerin hayatlarını devam ettirebilmesi için, hatta şirketlerin de değil, şehirlerin ve ülkelerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için dijital dönüşüm hikayesinin içerisinde olunmasının artık kaçınılmaz olduğu çok aşikar. Bir soru işareti değil. Yani dijital dönüşüm veya dijitalleşme, bu kavramlardan bahsederken neden sorusu ben altı başlıkta özetliyorum. Sahadan duyduğumuz bu. Birçok sektörde farklı öncelikler var tabii ama her şeyden önce şu söyleniyor. Deniyor ki bizim maliyetlerimizi daha iyi yönetmemiz lazım. Yani dijital teknolojiler veya yeni nesil servislerle bildiğiniz gibi süreçler artık uçtan uca izlenebiliyor, ölçülebiliyor. Dolayısıyla ölçme ve izleme doğal olarak paralelinde verimliliği getiriyor. Maliyetleri daha iyi yönetebilme kavramı ile ilgili çok ciddi faydası olduğu listede birinci sırada bir yanında bir çek işareti var. Hemen arkasından yeni ürün ve servisler, yani yine yeni nesil teknolojilerin imkanlarıyla birçok sektörde mevcut ürün ve servislerin yanında çok daha inovatif, yeni nesil müşteriye veya ihtiyaçlara uygun ürün ve servisler geliştirebilmenin önü açılıyor. Bunun arkasında yeni satış kanalları, üçüncü olarak bahsedebileceğimiz müşteriye erişimde. Bu arada bu sadece lokal değil, global artık dijitalleşen firmaların belki de en önemli yetkinliklerinden biri de müşteriye erişmede ve global ölçekte bahsediyorum. Oldukça hızlı ve çevik hale geliyor olmaları.
Tabii verimlilik artı ürün ve servislerdeki gelişme, satış kanallarındaki gelişme hemen arkasından gelirde büyüme başlığını getiriyor. Bu dördüncü başlık. Ve rekabet edebilme. Belki de en hayati unsurlardan bir tanesi. Bunları hepsini paralel şekilde hayata geçirdiğiniz takdirde rekabet edebilir hale geliyorsunuz. Altıncısı, ben bunu kapsayıcı neden olarak sıralıyorum. Bence belki de en önemlisi müşteri deneyimi. Yani hangi alanda ve sektörde olursanız olun, gerek B2B gerek B2C, yeni nesil, pandeminin etkileri elbette çok var ama pandemiyi, her şeyi de pandemiye de bağlamak istemiyorum. Onu da bir kenara koyduğumuz takdirde son dönemde gerek global, gerek yerel yine, gerek consumer markette, gerek corporate markette beklentiler çok değişti ve değişmeye de devam ediyor. Bu beklentileri, müşteri beklentilerine servis kalitesi ile ilgili olabilir, içeriğiyle ilgili olabilir veya ödenene değer olmayla ilgili olabilir. Beklenti çok üst düzey ve rekabette global. Dolayısıyla buradaki deneyimini de yönetebilmeniz için yine dijital dönüşümün içinde olmanız şart. Bize sahada bu altı başlığı sayıyordur. Verimli olmak durumundayız. Ürün ve servis geliştirmemiz lazım. Yeni satış kanallarına ihtiyacımız var. Gelirlerimizi arttırmalıyız. Rekabet edebilmeliyiz. Ve müşteri deneyimini en üst seviyede yine rekabette farklılaşacak düzeyde sağlayabiliyor olmamız lazım. Ve bunun için de dijital dönüşüm yatırımlarını yapmamız şart. Yani bunun aksini söyleyene rastlamadım şöyle anlam. Yani buradaki patronlardan ve karar verici düzeydeki yöneticilerden bahsediyorum. Dolayısıyla neden sorusu cevabı çok açık. Asıl soru nasıl? Aslında bütün sektör evet anladık, biz bu dijital dönüşüm yatırımlarını yapmamız lazım, işin içerisinde olmamız lazım. Peki nasıl? Şimdi nasıla geçerken de iki kavrama biraz daha fazla dikkat çekmek istiyorum. Çünkü konuşulan bu tip webinarlarda da öyle, sahada müşteriler tarafında da öyle. Dijitalleşmeden bahsediliyor. Bir yandan da dijital dönüşümden bahsediliyor. Ve bu iki kavramı birbiri için, birbiri yerine de kullanıldığını şahit oluyor ve takip ediyoruz. Ama aslında oldukça farklı kavramlar. Yani dijitalleşme dediğiniz daha çok adaptasyonla ilgili. Yani mevcut iş yapış şeklinizi, mevcut iş modellerinizi yeni nesil teknolojilerin getirdiği imkanlarla adapte ediyorsunuz, uyarlıyorsunuz. Yani daha verimli yapabiliyorsunuz veya müşteri deneyiminizi zenginleştiriyorsunuz veya kanalları ekliyorsunuz vesaire. Ama dijital dönüşüm, dijitalleşme adaptasyonla ilgiliyken dijital dönüşüm daha çok inovasyonla ilgili. Yani yeni nesil ürün ve servislerin imkanlarıyla olmayan bambaşka iş modellerini dizayn ediyorsunuz. Bu disruptive senaryo diye anlatılır daha çok. Sektörleri, endüstrileri, şirketleri disrupt ederler. Oyunun kurallarını baştan sona değiştirirler. Ve dolayısıyla siz eski legacy iş yapış şekillerinizde günün birinde bakarsınız ki aslında adreslediğiniz market değişmiş, oyuncular değişmiş, rekabet tamamen değişmiş. Bunu birçok alanda ve birçok sektörde de hep beraber takip ettik. Dolayısıyla dijital dönüşüm ve dijitalleşme, bu arada hangisi önemlidir diye bir tartışma yersiz. Her ikisinin de adreslediği alanlar farklı ve her ikisine de aslında odaklanmak ve yatırım yapmak lazım. Ama dijitalleşme dediğimizde daha çok teknolojiyle ilgili konuşuyoruz. Dijital dönüşüm dediğimizde ise teknolojiyle ilgili evet konuşuyoruz. Ama bunun yanında bir kültürel değişimden de bahsediyoruz. Organizasyonel değişimden de bahsediyoruz. Çünkü buradaki inovasyonu ortaya çıkarabilmek için hakikaten eski tip bakış açısının yanında yepyeni, daha geniş perspektiften, daha büyük resme bakabilen, yeni teknolojilerin getirdiği imkanları kavrayıp kendi iş modelini, müşterisini, rekabetini, tüm ekosistemi aynı potada eritip çok inovatif fikirler üretilebilecek bir organizasyon, bir kültürden de aynı zamanda bahsediyoruz. Dolayısıyla neden sorusu basit, nasıl sorusu hakikaten çok da basit değil. Çünkü nasıl dendiğinde bunun arkasında strateji var, çokça da teknoloji var. Teknoloji dendiğinde de tabii teknoloji çok hızlı değişen bir kavram. Ve oldukça da pahalı yeri geldiğinde ve kompleks. Dolayısıyla işi teknoloji olmayan şirketlerin dijital dönüşümün en önemli unsurlarından teknolojiyi yerinde ve doğru kullanabilmesi zor. Yani oldukça uzmanlık gerektiren bir alan. Bu nedenle bizim Turkcell olarak adreslediğimiz alan da açıkçası biraz da burası. Bir mottomuz, bir kavramımız var. Hatta bir vaadimiz var pazara. Şunu söylüyoruz. Turkcell diyoruz, kurumların dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaçları olan teknoloji ve iletişim
unsurlarını tek elden karşılamaya aday güvenilir iş ortağı almak istiyor. Bu tabii söylendiğinde cümle kolay. Yani söylemesi oldukça kolay. Ama bunu hayata geçirebilmek için birçok alanda öncelikle yatırım yapmanız lazım. Yani altyapı ve teknoloji anlamında yatırım yapmanız lazım. Yeterli değil. Çok derin know-how geliştirmeniz lazım. Ve organizasyonun da müşteri beklentilerini adresleyebilecek çevikliğe sahip olması lazım. Çünkü tüm Türkiye'deki tüm sektörlerden, tüm endüstrilerden bahsediyoruz. Hepsinin öncelikleri, zaman algısı çok farklı. Buna ayak uydurup adapte olabilmemiz lazım. Teknoloji tarafından, bizim işimiz olan alandan da birkaç cümle sarf etmek gerekirse, dijital dönüşüm dendiğinde öncelikle veri merkezleri. Yani Turkcell'in en son birkaç ay önce Tekirdağ, Çorlu'da sonuncu veri merkezimizin açılışını yaptık, duyurusunu da yaptık. Tekirdağ Avrupa Data Center'ımız. Ondan önceki üç tanesi de ilki Gebze'de 2016, daha sonra 2018 İzmir, Ankara temelli de açtık 2020 ve Tekirdağ'da dördüncü yeni nesil veri merkezimizi açtık. Ve bu veri merkezleri temelli 12 bin metrekare beyaz alana sahip örneğin. Gebze'deki 10 bin metrekare, en son açtığımız 7 bin metrekareden fazla. Türkiye'nin toplam verisinin %30'dan fazlasını tek başına sağlayabilecek bir altyapıdır. Bu çok ciddi, 2,5 milyar TL'den fazla. Yani ki eski dolar kuruyla konuşuyorum bu arada, yeni dolar kuruyla çarptığımızda bu rakam çok da farklı bir yere gidebilir. 2,5 milyar TL'den fazla bir yatırımdan bahsediyoruz son 5 senede. Çünkü veri merkezleri ve veri merkezlerinin içerisindeki bulut ortamları dijital dönüşüm konusunun kalbi. Yani ben bütün işletmelere, bizi izleyen herkese şiddetle tavsiyem odur ki tüm altyapılarını bulut ortamlarına taşımalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Buradaki gerek ölçeklenebilir olması, gerek operasyonel konulardaki yetkinlikleri, gerek çok hızlı ve çevik ihtiyaçlara anında cevap verebilme, maliyet avantajı ve onların kendi işlerine odaklanırken bir veri merkezini, data center'ı, kabinetleri yönetme odağı ve zorluğundan tamamen kurtulmaları anlamında bulut ortamları, profesyonel bulut ortamları tüm dijitalleşme hikayesinin kalbi. Ve Turkcell'in buraya yatırımları az önce bahsettiğim gibi Türkiye'de açık ara zaten önde, bölgede de oldukça değerli ve kıymetli. Ancak veri merkezi ve bulut ortamları sadece tek başına yeterli değil. Çok güçlü bir bağlantıya ihtiyacımız var. Yani pandemi döneminin bize gösterdiği şeylerden, en önemli şeylerden bir tanesi de belki de bu oldu. Yani evimizden iş yapmak durumunda kaldık. Evimizden eğitim yapmak durumunda kaldık. Evimizden dünya ile bağlantı kurabilmek durumunda kaldık. Film izlemek, eğlenmek, sosyalleşmek durumunda kaldık. Evimizdeki o ince küçük kablonun kesilmesi hayatımızın durması anlamına geliyordu, sizlerin de çok takdir edeceği gibi. Ki ben şu anda evden bahsediyorum. Bir de kurumların hayatlarını devam edebileceği alandaki bunun etkisini düşündüğünüzde, ülke için yine büyük ölçekte konuşursak, altyapı bağlantı kalitesi ve kapasitesi son derece önemli. Bu alanda da Turkcell'in başından beri mobil alanda, LTE 4.5G dediğimiz alandaki en yüksek band genişliğini, oradaki frekans spektrumunu almış olması daha başta ihalede. Onun arkasından yaptığı yatırımlar ve akabinde takip ettiği fiber altyapı yatırımlarıyla Allah'a şükür diyelim. Yani pandemiyi öngördük de mi yaptık? Elbette değil. Hiçbir fikrimiz yoktu bu tip bir kriz olacağından ama teknolojinin ve trendin gittiği yön çok aşikar olduğu için ve ülkenin de rekabet açısından bu tip yatırımlara şiddetle ihtiyacı olduğu için yaptık ama iyi ki yapmışız diyoruz pandemiyle beraber. Bu dönemi en az zararla, kazasız belasız atlatmış olduk hep beraber. İkinci komponent de bu. Çok güçlü bir erişim. Son olarak bahsetmek istediğim alan ise işlerinizi dijital platforma taşıdığınızda, dijitalleştiğinde hemen düşünmeniz gereken kavram siber güvenlik doğal olarak. Dijitalleşmenin getirdiği bence en önemli alanlardan bir tanesi de, çok stratejik bu arada alanlardan bir tanesi de bu, siber güvenlik. Siber güvenlik de çok derin bir uzmanlık gerektiren bir diğer alan. Orada da Turkcell'in hali hazırda, yani 27-28 senedir
Türkiye'nin hemen hemen her kurumu ve kişisine hizmet veren bir operatör olmasından kaynaklı. DNA aslında bu alandaki uzmanlığı çok derin. Ama son dönemde özellikle bahsettiğim dijital dönüşüm rüzgarının hızlandığı dönemlerde biz bu yetkinliği sadece Türkcell'in ihtiyaçları için değil, Türkiye'deki üçüncü parti tüm kurumların ihtiyaçları için nasıl kullanırız sorusundan yola çıkarak organizasyonumuzu değiştirdik. 150'den fazla uzman, siber güvenlik uzmanını kurumların da ihtiyaçlarını adresleyecek şekilde pozisyonladık ve son olarak bunların hepsini bir operatör veya teknoloji şirketi olan Turkcell değil, Turkcell'in %100 iştiraki olan Dijital İş Servisleri ismindeki şirketimizde topladık. Bizim belki de Turkcell'in de dijital dönüşümle alakalı hem kendisi için, kendisinin dönüşümünde hem de müşterilerinin, kurumların dönüşümlerine adapte olabilmek, yardımcı olabilmek için attığı en önemli adımlardan biri de bu oldu. Gerekli çeviklik, gerekli esneklik, gerekli uzmanlığın yetiştirilmesi ve geliştirilmesi ve yatırımların yapılabilmesi için tamamen bağımsız DBS diye kısalttığımız Dijital İş Servisleri şirketimizi 2019 yılı sonunda kurduk. İkinci yılını tamamladı ve iki senede de IT pazarındaki en büyük Türkiye'deki ikinci oyuncu oldu. Bir iki sene içerisinde de birinci olmasını hedefliyoruz. Ama sözün özü dijital dönüşüm herkes tarafından kabullenilmiş ve yatırım yapılması gereken bir kavram olduğunu duymak çok güzel. Yani tüm pazardaki tüm sektörlerde karar vericilerin bunu ajandaların en üstüne yazdığını şahit olmak harika bir şey. Hem ülkemiz ekonomisi açısından, rekabet gücü açısından özellikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü aksi hakikaten düşünülemezdi bizim adımıza da. Nasıl sorusunun da artık eskisi kadar gri olmadığını görmek de çok güzel. Yani hem neler yapılması gerektiğini, önceliklerin neler olduğunu, hangi alanlara öncelikle odaklanılması gerektiğini ve birçok alanda ve birçok sektörde, yani perakende de bambaşka hikayeyi konuşuyoruz. Lojistikte Nilgün Hanım çok daha iyi bilir, bambaşka şeyleri konuşuyoruz. Enerjiye gidiyorsunuz, bambaşka hikayeler var. Ama bunun bütününde bu orkestrasyonu yapabilme adına bizim de kendimizi iyi hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Ki hem pandemi öncesinde başlamış, devam eden, pandemi içerisinde doğmuş ve devam eden yapılan işleri de gördükçe bu bizi de oldukça cesaretlendiriyor. Dolayısıyla ben burada sonlandırmak istiyorum sözlerimi ama sizle toplantı öncesi de konuştuğumuz üzere en son şunu söylemek isterim. Pandeminin bence bir tek faydası oldu. Yani o da inovasyonu tetikledi. Hepimiz adına söylüyorum bunu. Yani insan oğlunun doğası gereği zorunda kaldığında, yani koşullar ve şartlar onu zorladığında çok daha yaratıcı olduğunu gördük. Bunu teknoloji alanında da gördük. İş hayatında çokça gördüğümüzü düşünüyorum. Ama temennim şu olsun sözümü tamamlarken, bu zor zamanlardaki inovasyon kabiliyetimizi her şey harikayken de yapabilme ümidiyle inşallah 2022 ile beraber eski günlerimize dönelim diyorum. Evet. Cemil Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Müthiş bir dijital dönüşüm açıkçası bize senaryosu ve platformda göre dolaştırdınız, gezdirdiniz. Biz de bilgilenmiş olduk. Zaten Turkcell'in pandemi öncesinde dediğiniz gibi 27-28 yıllık süre içerisinde ülkeye dijital dönüşüm sürecinde kattıklarını çok yakından bize takip ediyoruz. Ben müsaade ederseniz hemen Nilgün Hanım'a geçmek istiyorum. Çünkü Nilgün Hanım da onun bulunduğu sektör, lojistik sektöründe devasa önemli yatırımlar ve projelere imza atan şirketlerden biri. Oldukça aslında mütevazi ilerleyen bir şirket Sertrans Lojistik. Ancak biz onlarla da yapmış olduğumuz haber çalışmalarında gördük ki bu dijital dönüşüm sürecinde Sertrans Lojistik'in de bütün bu operasyonlarını harekete geçirirken, ürünlerini, hizmetlerini ve işletim modellerini yeni baştan revize ederken dijital dönüşümde çok ciddi bir süreç yaşadılar. Nilgün Hanım, size de tabii işin bu kısmında hemen e-ticaret lojistiğinde gelecek dönem kendinizi zaten önemli bir marka olarak planlıyorsunuz ve oraya doğru odaklanmış durumdasınız. E-ticaret lojistiğinde dijital dönüşümle beraber Sertrans'ın müşteri hizmetleri, uçtan uca lojistik servis konularındaki gündeminde neler vardı? Siz nasıl bir dijital dönüşüm süreci geçirdiniz? Sizden dinleyelim. Buyurun.
Peki, teşekkür ediyorum Şule Hanım. Şimdi Ceyhun Bey çok güzel anlattı gerçekten. Dijital dönüşümü ve bu dönem içerisinde yaşadığımız her şeyi, dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu. Ben hani lojistik taraftan bir Sertrans'tan baktığım zaman şöyle söyleyeyim. Esasında pandeminin kazananları demek, hani mümkünse teşbihte hata olmaz diyerek söylüyorum. Çünkü pandeminin bence kazananı yok da, yani böyle bir acı sürecin. Fakat bu dönemi daha rahat atlatanların diyelim, daha doğrudur herhalde. Daha önceden bir takım konulara yatırım yapmış, yani vizyon diyebileceğimiz, yani önündeki bir 10 yılı, 15 yılı, 15 yıl uzun bir süre olmasına rağmen gözlemleyebilmiş ve altyapılarını buna göre dönüştürmeye başlamış firmalar faydalandılar. Daha rahat ettiler, daha hızlı çıktılar süreçlerden. Biz kendi açımızdan bunun faydasını şöyle gördük. Biz e-ticareti 2008'de lojistik tarafında yatırım yapmaya başladık. İlk müşterimize e-ticarete hizmet verdiğimiz yıl. Ve hani o zamanlar genel olarak da e-ticaret çok konuşulmuyordu. Bizim lojistik tarafımızda neredeyse hiç konuşulmuyordu. Yani biz e-ticaret yapmak istiyoruz ve yapıyoruz dediğimiz zaman bir sürü soru işareti dolu yüzler gördüğümü ben hani deneyimledim, öyle söyleyeyim. Hani nedir, ne yapıyorsunuz gibisinden. Akabinde tabii ki işte 2015 itibariyle Ar-Ge merkezimiz, yani inovasyon, sürekli geliştirme, dijital dönüşüm yolculuğunun bir parçası muhakkak ki. Turkuality. Bu konuda hani kendimizi sürekli geliştiriyor olmamız bize pandemide çok büyük bir katkı sağladı ve biz gerçekten 2023, yani biz 2023'te e-ticarette Türkiye'nin en büyük lojistik şirketi olmayı hedefliyorduk. 2023 hedeflerimizi 2020 sonu itibariyle gerçekleştirmiş olduk. 2021'de de yeni bir hedef belirledik kendimize. Şu an 140 bin metrekare de e-ticaret lojistik hizmeti veriyoruz. Hani startup'ından, kobisinden dünya devi firmalara kadar. Yani bu da bence çok önemli. Çünkü Ceyhun Bey'in de çok güzel altını çizdiği gibi buna herkesin ihtiyacı var. Yani bu dijital dönüşüme herkesin ihtiyacı var, dijitalleşmeye. Ticaret dönüşüyor zaten. Ben burada şunu deneyimlediğimizi çok net görüyorum ve biz zaten bundan sonra bir terminoloji oluşturduk. Çünkü nasıl ifade edeceğimizi bilemedik, açıkça söyleyeyim. Tüketici artık pandemiyle beraber yani öyle bir geldi, odağa oturdu ki, yani eskiden biz lojistikçi olarak tüketiciyle bir irtibatımız neredeyse yoktu. B2B iş yapardık ve o, yani karşımızdaki kurumsal firmaya ya da müşterimizin şeyi neyse, hani durumu neyse, ona en iyi hizmeti vermeye çalışırdık en kapsamlı şekilde. Fakat artık tüketici için bir lojistik dizaynı oluşmaya başladı. Yani esasında yaptığımız her şey müşterimizin tüketicisine bir lojistikçi olarak en hızlı, en nasıl diyelim, izlenebilir, en kolay, içine tabii ödeme yöntemleri vesaire bir sürü şey giriyor, ulaştırdığımızla alakalı bir yeni lojistik düzene dönüştü. Biz buna B4B4C dedik. Yani tüketici için artık lojistik yapmak zorundayız dedik. Şimdi bunu tabii şöyle de düşünebiliriz. Yani pandemiyle beraber esasında farkındalık seviyemiz ve hızımız çok arttı diye düşünüyorum. Zaten biz bir dönüşüm ve değişim içerisindeydik. Hem ticaret dönüşüyordu, hem iş yapma modelleri dönüşüyordu. Hepimiz bir şekilde buna adapte olmaya çalışıyorduk. Fakat pandemiyle beraber bu o kadar radikal bir hale geldi ki çok ciddi şekilde farkındalığımız ve hızımız arttı. Çünkü biz pandemiden önce zaten Endüstri 4.0 konuşuyorduk. Pandemiden önce zaten artık yani şoförsüz araçlardan, dronlarla, teslimlerden, işte insansız depolardan bahsediyoruz demeyeceğim, bahsediyorduk demeyeceğim. Yani insansız depolar zaten vardı, yani yaklaşık 10 yıldır hayatımıza girmeye başlamıştı. Dünyanın çeşitli yerlerinde de giderek artan bir
kullanımı vardı. Big data dediğimiz şey zaten bizim hayatımızdaydı yani. Ve bunu en iyi yorumlayanlar zaten bir fark yaratmaya başlamışlardı. Fakat pandemide hepimiz böyle dünya olarak eve çekilip oturduğumuzda, işte ekmeğimizden maydanozumuza, ayakkabımızdan işimize, her şeyi evden yapmaya başladığımızda çok ciddi ve radikal bir dönüşüm içine girmeye başladık. Ve işte orada ne kadar bu yolculuğu yaptığımız çok belirleyici olmaya başladı. Ve bundan sonra da bence kalıcı olarak hayatımızda. Yani kalıcı olarak hayatımızda olan, ben işte artık hani bir lojistik şirketini tarif et deseniz, geçmişte bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce bana sorsaydınız, işte şu kadar deposu olan, şöyle bir altyapısı olan, bu kadar aracı olan falan anlatırdım. Şimdi iki cümleyle anlatıyorum. Yani biz diyorum bir teknoloji ve mühendislik şirketiyiz. Lojistik dediğimiz şey buraya geldi. Çünkü artık yani her şey kapsamda ve hız, yani ben hep söylüyorum yani, hız artık bambaşka boyutlara gitti. Kendi içinde evrilerek hızlanıyor hız dediğimiz şey. Yani geçtiğimiz yıl ya da ondan önceki yıl, işte bir sipariş verdiğimizde 2 gün, 3 gün bekleme süresi normalken, hani şu kısacık andan bahsediyorum, kısa süreden bir senede geldiğimiz noktadan. Şimdi aynı günde gelmiyorsa hafiften bozuluyoruz yani. Niye aynı gün teslim etmiyorlar falan oluyoruz. Ya da işte şimdi nedir konu? İşte 3 saatte teslimler. Yani bunun arkasında lojistik var, bunun arkasında teknoloji var yani. En temel iki konu bu. Buralara hakim olanlar sürdürülebilir olanlar olacak yani. O yüzden hani hepimiz esasında bu dönüşümün bir parçasıyız. Yani hem şirketlerimiz olarak, hem bireyler olarak her türlü bir şekilde bir adapte olmamız gerekiyor ki rekabet edebilelim, sürdürülebilir olalım. Bunun için de tabii hani müşterimizi de çok iyi anlamamız ve müşterimize hizmet veriyor olabilmemiz lazım. Şimdi lojistik tarafta müşteriye baktığınız zaman, müşteri artık, hani müşterimizin müşterisi de çok çeşitlendi. Yani eskiden bir takım alışkanlıklarımız vardı. Alışveriş ettiğimiz yerler 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Fakat şimdi internet denilen bu e-ticaret dediğimiz sanal alışveriş hayatımıza girdi. Pazar yerleri hayatımıza girdi. Bir ürüne dokunduğumuz zaman o ürünün en ucuzunu da görüyoruz, en pahalısını da görüyoruz. Yani o günkü modumuz, o günkü kararlarımız, artık o kararları ne etkiliyorsa bizi ikisinden birini almaya itebiliyor. Yani eskiden aklımızda hiç olmayan bir markayı gidip alabiliyoruz. Yani bu bizim önümüzde şu anda. Dolayısıyla şimdi müşterinin bu kadar çeşitlendiği bir yerde müşterisinin, yani bu müşteriyi en iyi takip eden, buna en iyi ve en hızlı şekilde ulaşabilen, lojistik anlamında söylüyorum. Yani ürün geliştirmek, ürün inovasyonu vesaire, bunları hani zaten her sektör sahibi kendi ana konusu. Dolayısıyla ben lojistik taraftan bakıyorum konuya. Bu farkı koyabilen, yani işte kapıda ödeme yöntemleri, ödemenin de çok çeşitli halleri var. Yani eskiden kapıda ödemeyi konuşurken büyük bir şey konuşuyorduk. Şimdi sanal paralarla ödemeleri konuşmuyorsak kapıda ödeme de eksik yani, anlatıyorum. Kredi kartı yetmeyecek bir noktadan sonra. Ve bunların hepsi lojistiğe gelip dokunuyor yani. Eğer siz bir lojistik firması olarak bununla eşleşemiyorsanız, sistemlerinizi getirip bunun yanına koyamıyorsanız, zaten yani belli bir süre sonra bu alanda iddialı olmanız yani mümkün değil yani. Yani başkalarının bir takım hizmetlerini verebilen alt sağlayıcılar olabilirsiniz. Ki ben bunu da artık şöyle söylüyoruz, yani B4B4C'nin altında şu var. Bu söylediğimle çelişiyor gibi duracak ama bunu yani böyle açmayı tercih ediyorum, daha kolay anlaşılsın diye. Şimdi geçmişte hepimiz, biz de dahil, Sercan'sa dahil, ama yani biz lojistikçi olduğumuz için ben lojistik dilinden anlatacağım, bizim kendi örneklerimizi vermeyeceğim.
Yani müşterimiz ne yapıyordu bizim? Kurumsal müşterimiz. İşte uluslararası nakliyeyi birisiyle yapıyordu. İşte yurt içi gümrükleme dağıtımı, mağaza üretimi mağazası varsa tedarik kısmını bir başkasıyla yapıyordu. İşte antreposu, işte depolamayı birisiyle yapıyordu. Yetkinliklerine göre firmaları seçiyordu ve onlardan bir iş akış zinciri oluşturuyordu. Fakat demin Cevim Bey çok güzel söyledi. Şimdi başında en birinci nokta verimlilik dedi. Herkes verimliliğe bakıyor dedi. Şimdi bu verimlilik de artık çok çelişen bir nokta. Yani siz işi geçmişte de biz bunu diyorduk. Outsource kavramı yani taşeri etme kavramı boş yere girmedi hayatımıza. 15 yıl önce girdi. Ve bunun altındaki ana mesaj şuydu. Odaklansın. Dolayısıyla uzmanı olmadığı ya da yatırımını ayırması yani yatırım payı ayırması gerektiği alanlardan çıksın o yatırımı kendi alanına konsantre etsin. Zaman olarak, enerji olarak, tüm kaynaklar olarak. Dolayısıyla hani bunu yapmaya başlamışlardı. Önemli sayıda kurumsal firmalar ya da bu vizyonu olan bütün firmalar diyelim, genelleştirelim. Fakat şimdi artık bu çalışmayan bir model. Çünkü biz mesela pandemide neyi gördük? İşte çok uluslu firmalarımızdan. Yani aynı anda Türkiye'de üretilen malı, Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki bu çeşitli yerlerden bazıları dağıtım merkeziydi. Yani dünyaya dağıtım yapılıyordu orada. Çok hızlı bir şekilde iletip aynı şekilde Avrupa'da o dağıtım merkezlerine başka üretim yerlerinden gelenleri en hızlı şekilde Türkiye'ye çekip o depoda, o antrepoda, o gümrüklemede o işi en hızlı şekilde yapıp sonra onları gerekiyorsa mağazaya, gerekiyorsa e-ticaret deposuna yönlendirip hatta depodan mağazayı, mağazadan depoyu, mağazalar arasını hatta iadeyi bütün hepsini beraber yönettiğimiz bir süreç oldu. Ve bunu sadece Türkiye olarak da düşünmeyin. Biz hani şeyi gördük biz Almanya yani Türk Aleti ile beraber bir yurt dışı açılım politikası koymuştu Sertrans. Ve bunun içerisinde lojistik, e-ticaret her şey vardı. Ve buradaki talebin büyümesini gördük biz. Yani dolayısıyla orada yani farklı coğrafyalarda bunu bu hizmeti alabilmenin gücünü gördük bu müşterilerimizde. Dolayısıyla hani artık tek şeyi bütün bunları bir çatı altında yapmak gerekiyor ve bunun içinde yani ürünün izlenebilir olması gerekiyor her safhada. Yani gelirken de giderken de depodayken de müşteriye teslimde de iadede senkronize bir şekilde izlenebilir bir şekilde olduğu zaman esasında gerçek anlamda verim, gerçek anlamda rekabet ve bunların tabii hepsi çok ciddi yatırımlar. Yani ben şöyle söyleyeceğim. Şu anda yani 2020'den bu senenin sonuna geldiğimizde ilk 6 aya baktığımızda e-ticaret %75 büyüdü. Yani 160 milyar dolara geldi e-ticaretin ilk 6 ayı. Seneyi 400 milyar dolarla bitirecek ve 2023'e kadar her sene %100 büyümesi bekleniyor. Bu sektörün ve zaten büyüyor yani 2020'de e-ticaret sadece Türkiye'de değil dünyada en çok büyüyen ülke Türkiye'ydi. Dolayısıyla buradaki yani bu pazarda yer almak isteyen herkesin bir kesinlikle dijitalleşmeye ve kesinlikle dijital dönüşme ihtiyacı var boyutu ne olursa olsun. Yani biz hani Ceyhun Beyler başka yerden yaklaşıyor biz başka yerden yaklaşıyoruz ama buradaki şeyden görüyorum ben. Hani scope'da da startup'tan en büyüğüne kadar yani en globaline kadar da koymanız gerekiyor. Çünkü buna herkesin ihtiyacı var şu anda. Yani iyi bir düşüncenin hayata geçmesi, rekabetçi olması, başarılı olabilmesi için bize COBİ paketleri yaptık. 2017'de yaptık ama şu anda hem geliştirdik yani ERP'sini de içine katarak hatta hani anında reklam verebilirliği, takip edebilirliği, öne çıkartılabilirliği gibi bir takım geliştirmeler de yaparak bu tarzda şeyleri yapmak zorundayız. Yani tamamen başka bir dünyadayız. Yani eğer akıllı evlerimiz olacaksa, akıllı fabrikalarımız olacaksa, big data ile çalışacaksak
Bunları da dost kabul edip teknolojiyi odağa koyup hepimiz en odağımıza koyup ilerlemek zorundayız. Biraz sertrans, biraz genel. Hani ben böyle bir şey yapayım, özet yapayım, sonra tekrar ilaveler yaparım. Çok teşekkür ederim Nilgün Hanım. Gayet güzel özetlediniz siz de. Birinci turumuzu burada tamamlarken geriye kalan süremizde ikinci sorularımızla bitirmek isterim ben de. Ceyhun Bey, özellikle birinci soruda anlattığınız o geniş perspektife baktığımızda insanın aklına hemen şey geliyor tabii. Türkcell'in bütün bunları devam ettirebilmesi için sürdürülebilirlik konusunda aldığı aksiyonlar nedir? Sürdürülebilirlik günümüzün en önemli konusu. Bu soruyu sorarak size de ikinci turumuzda böyle devam edelim. Buyurun efendim. Teşekkürler Şule Hanım. Sürdürülebilirlikle ilgili bahsedeceğim ama Nilgün Hanım'ı dinleyince şimdi bir noktaya ben de işaret etmek istiyorum açıkçası. Yani ilk bölümde yani tüm sektörler ve genel anlamda kavramsal söylediğim konuları lojistik özelinde muhteşem bence anlattığın Nilgün Hanım. Orada müşteri deneyimi ve müşteri beklentileriyle ilgili bir noktaya işaret etmiştim. Altı nedende yani dijital dönüşümün gereklerini anlatırken. Oradaki müşteri deneyimi çok basit bir örnek verdi Nilgün Hanım ama bence yani hayatta kalmak için dijital dönüşümün ne kadar şart olduğunu sadece o örnekten bile herkes çıkartabilir diye düşünüyorum. O da şu, lojistikte dedi hepimiz tüketici tarafından baktığımızda iki günde teslimat yani bir malı aldığınızda iki günde size geliyor olması iyi bir şeydi bundan bir süre önce. Daha sonra aynı gün iyi bir şey olmaya başladı. Şimdi aynı saatten bahsediyoruz. Yani aynı saatte bir ürünü teslim edebilen bir sektörde siz halen eski metotlarla iki günde teslim ederek rekabet edebilmeniz mümkün değil, yaşayamazsınız. Dolayısıyla siz de aynı, hatta yarım saatte belki ortalama bir saat ise bu işi yapabilmek için dijitalleşmeniz lazım. Aslında çok basit, yani bu lojistikteki bir teslimattan verilen bir örnekti ama bütün endüstrilerde bence çok benzer, çok somut, müşteri tarafındaki faydası çok anlaşılır, birçok örnek söyleyebiliriz. Dolayısıyla ben bunu tekrar yeri gelmişken altını çizmek istedim. Ve lojistik sektörünün telekom sektörü gibi bu tip zor zamanlarda ülkelerin insanların hayatını devam ettirebilmesi için de ne kadar stratejik alanlar olduğunu, belki de dijital dönüşüm konuşmak için bu kavramın da önemini, ehemmiyetini daha da insanların içselleştirilmesini sağlayabilmek adına bu telekom ve lojistik alanındaki kapıları çok daha fazla konuşturmanın iyi olabileceğini de hissettim Nilgün Hanım'ı dinlerken. Şimdi sürdürülebilirlik konusunda şöyle, bu da çok global bir konu ve hem insan olarak, kişi birey olarak hem de kurumlar olarak bence kaçınılmaz. Yani ajandalarda, stratejilerde çok önde yer alması gereken diğer bir önemli alan ki Turkcell'de de öyle. Bizim temel stratejilerimizin odağında sürdürülebilirlik uzunca bir zamandan beri var. Halen de yer alıyor. Bu alanda biz öncelikle operasyonel faaliyetlerimiz kaynaklı negatif etkileri ortadan kaldırmak için birçok girişimde bulunuyoruz. Yani bunu yaparken de tüm ofis içinde, ofis dışındaki iş süreçlerimizi buna göre dizayn etmeye çalışıyoruz. Ve hem çalışanları, ailelerini, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi de bu sürece paydaş ediyoruz aynı zamanda. Üç tane odak alanı belirledik bir sürdürülebilirlik alanında. Bir motto olarak da bunu kabul edebiliriz. Şunu söylüyoruz. Öncelikle teknolojinin gücüyle, iklim değişikliğiyle savaşmamız gerektiğini söylüyoruz. Hemen akabinde insan mutluluğunu odak alanı alarak yeni nesil ürün ve hizmet ve servislerle erişilebilir imkanları insanlara sunmamız gerektiğini söylüyoruz. Ve sonuncu olarak da iyi bir kurumsal vatandaş ol diyoruz. Anons da ettiği 2030 yılına kadar ihtiyacı olan tüm enerjiyi yenilebilir kaynaklardan edinmek gibi bir hedefi var. Onun hemen yanında 2050 yılında da inşallah karbon nötr bir şirket olmayı hedefliyoruz. Bu alanda attığımız somut adımlar da var. Temmuz ayında duyurusunu yapmıştık. İzmir Karadağ'da bir rüzgar santrali yatırımı yaptık. Aşağı yukarı 18 megawatt gücündeki senelik
67 gigawatt seviyesinde bir enerji üretiyor. Kabaca anlaşılır olması adına bir 20-25 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasiteyle ilk adımı atmış olduk. Bunun yanında bir önceki bölümde bahsettiğim veri merkezlerimiz, Tekirdağ, İzmir, Ankara ve İstanbul'da olan yeni nesil veri merkezlerimizin tamamında güneş enerjisi paneli yatırımlarını yaptık ki bu tesislerin ihtiyacı olan enerjinin bir kısmını en azından buradan karşılayabilmeyi hedefliyoruz. Ve 2030 ve 2050 hedeflerine giderken de gerek rüzgar enerjisi tarafında gerek güneş panelleri tarafında yenilenebilir diye özetleyebileceğimiz bu kaynaklardaki yatırımları da devam ediyor olacağız. Ve 2030 yılında tüm az önce de ifade ettiğim üzere ihtiyacımız olan enerjiyi ki bu oldukça yüksek tüm altyapı, tüm korda veya veri merkezlerinde tüketilen enerji düşünüldüğünde ki her geçen günde artıyor. Bir kaçınılmaz yatırım alanı olarak görüyoruz. Dolayısıyla 2030 ve 2000 hedeflerimizi, 50 hedeflerimizi ilk bu sene başladığımız bu yatırımlarla yakalayacağımızı düşünüyoruz diye özetleyebilirim. Yumi, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hem lojistik açısından hem Türksel dijital dönüşüm, yani bu odağındaki bütün konulara baktığımızda biz de kendi adımıza bu iki sektörün aslında gerçekten ne kadar yaratıcı, ne kadar inovatif, ne kadar geliştirici olduğunu gözlemliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben hemen Nigül Hanım'ın da ikinci sorusunu sorarak zamanınızı almadan. Nigül Hanım, demin çok güzel özetlediniz. Dijital operasyonlarda çok ciddi bir trafik artışı meydana geldi. Az önce bahsettiniz 2023 yılındaki hedefinizi e-ticaret lojistiği konusunda önemli şirketlerden biri olarak hedefinizi belirlemiş durumdasınız. Burada Sertrans Lojistik adına ölçeklenebilir yatırımlarınız konusunda biraz öncelikleriniz neler oldu? Artı 2023 için sizin iş planlarınızı biraz böyle özet olarak tekrar almak isterim. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim. Şimdi biz tabii pandemiyle beraber demin birazcık bahsettim. E-ticarete çok önceden yatırım yapmış olan bir firma olarak çok hızlı büyüdük. Yani bu tarafı hızlı büyüttük. Yani 2020'de bir 40 bin metrekare pandeminin içerisinde bir yatırım yaparak alanımızı büyüttük. Bu sene 35 bin metrekare 2021 Haziran ayı itibariyle biten ve Ağustos ayı itibariyle hizmet vermeye başladığımız bir başka platformu koyduk. 2023 için hedefimiz şu an 140 bin metrekare olan e-ticaret alanımızı 250 bin metrekare ve üzerine çıkarmak ve yurt dışındaki merkezlerimizin de sayısını artırmak. Yani Almanya'ya şu an 10 bin metrekare planladık. Yani öyle bir altyapıyla gidiyoruz. Fakat çok daha üzerine çıkıp diğer ülkelerde, biz İngiltere'de, Benelux'te, İspanya'da, Kuzey Afrika'da bir takım hedefler belirlemiştik. Onları da peş peşe hayatımıza almaya devam ediyor olacağız. Şimdi sürdürülebilirlik konusu tabii bir taraftan hani bu ticaretin bu taraftaki hızına yetişmek konusu, bir taraftan da başka şeyleri de içeriyor. Tabii 2030 artık dünya kendine bir hedef koydu. Ülkeler kendilerine bir hedef koydular. Biz Hadımköy'deki merkezimizi 2013 yılında e-ticaret ve perakendine benzeri sektörlerde hizmet vermek üzere hayata geçirdiğimizde zaten Gold LEED sertifika, yani yeşil bir lojistik merkezi olarak dizayn etmiştik. Buradaki elektrik kullanımından, suyun kullanımına, her şey yani buna göre yapıldı. Ve tabii ki bütün yatırımlarımızda bunu daha da önceliklendiriyoruz. Yani 10 yıl önce yaptığımız şeyi şu an daha da öteye götürmek zorundayız. Çünkü dünyanın bir sürdürülebilirlik problemi var. Ve şirketler de kendilerini bu konuda dizayn etmek zorundalar ki biz hepimiz beraber işte dünyamızın devamlılığını, bizden sonraki nesillerin insanca bir hayat sürebilmesini sağlayalım. Bu işin hani yatırım tarafı. Fakat diğer taraflarda çok ciddi şeyler var. Yapılması gerekenler var. Şimdi biliyorsunuz İngiltere'de benzin istasyonları kapatıldı.
Yani insanlar benzin alamadılar. Çünkü neden? İşte şoför eksikliği var. İşte Amerika'da raflar bomboş. Ben bir 15-20 gün önce bir arkadaşımız geldi. İş dünyasından sohbet ederken değerli birisi. O dedi ki ben şoka girdim dedi. Yani 15 gün geçirdim dedi. Bütün raflar bomboş ama gece 10'da, gece 2'de sipariş veriyorum. Yarım saat sonra evde. Yani böyle bir dünyaya dönüşmüş durumda. Şimdi bu tabii artık lojistiğin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Yani lojistik olmadan raf dolmuyor. Lojistik olmadan benzin yok, hiçbir şey yok, ekmek yok. Zaten biz pandeminin başında en büyük yaşadığımız endişe neydi? İçeceğimiz, yiyeceğimiz, yani yaşamamız için temel olan şeylere ulaşabilecek miydik? Yani bütün dünyada böyleydi, sadece bize özgü bir şey değildi. Dolayısıyla şimdi ticaretimizi ve sürdürülebilirliğimizi devam ettirmek için buraya çok ciddi yatırım yapmamız lazım ve burada ciddi eksikler var. Yani Türkiye üzerine baktığımız zaman yani şu anda inanılmaz bir depo eksikliği var. Şimdi bu depoların sürdürülebilir yeşil depo olması, doğaya saygılı, insana saygılı depo olması ayrı bir şey. Depo sayısının, alanının kısıtlılığı ayrı bir şey. Yani ihtiyaç olsa şu an pazarda 3 var. Yani bunların teknolojik altyapısı bambaşka bir şey zaten ve şu an hani hayatın, ticari hayat genelde batıda Marmara bölgesi yoğunlukla geçiyor. Halbuki ticaretin şekli değiştikçe diğer bölgeler de öne çıkacak. Yani satın almalara baktığımız zaman işte İstanbul, Ankara, İzmir, bu tarz yerler öne çıkmasına rağmen artık Elazığ'da, Van'da, her yere, Hatay'a da ulaştırmamız gerekecek. Yani orada da depolar gerekecek. Ve daha bu araştırmalar yapılmadı. Biz sadece ticaretin büyük geçtiği yere bakıyoruz. Yani oradaki ihtiyacı gidermeye çalışıyor herkes bir an önce. Yetişmiş insan mavi yakada da, beyaz yakada da çok büyük bir gelişim alanı. Şimdi tabii müşteri algısı diye bir şey var. Yani e-ticarette bir şey aldığınız zaman onun hatasız bir şekilde, kusursuz bir şekilde müşteriye ulaşması lazım ki bir sonraki satışta tekrar müşteri dönsün ve o alışverişi gene aynı yerden yapma isteği duysun. Bu ve hız diyoruz, yani aynı günde teslimatların artık o kadar da hani bir rekabette büyük bir fark yaratmadığı bir yere doğru gittiğimizi söylüyoruz. O zaman içeride çalışan mavi yaka dediğimiz insanların çok iyi bir eğitimden geçmiş olması lazım. Şimdi biz buna tabii yıllardır emek veren bir firma olarak kadınların bu konuda çok şey olduğunu fark ettik. Becerikli olduğunu fark ettik. Ben zaten hani feminist değilim asla. Hani kadın kadın olarak güzel, erkek erkek olarak güzel, doğa böyle yaratmış, hiç karşı değilim. Bilakis dostuyum her ikisinin de. Fakat kadının becerileri ve ülkemizin ekonomik ilerlemesi için de, toplumsal refahımız için de kadının mutlaka çok daha ileri gitmesi gerektiğini savunuyorum. Ben 32 yıldır kadın dostu olduğumu her platformda söylüyorum. Şimdi bize çok güzel bir alan çıktı. Eskiden beyaz yakalarda bu savaşı verirken, şimdi depolarda, hele de e-ticaret ve benzeri yerlerde kadın becerileri çok yani yardımcı olduğu için %40 kadınla çalışıyoruz, %80 kadın çalışana çevirmeye çalışıyoruz konuyu. Yani 2023 hedefimiz %80 kadın olması. Çünkü ağır bir işçilik yok orada. Yani ağır işçilikleri zaten bilinen metotlarla ve otomasyonla halletmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan tabii beyaz yakanın niteliği de değişti. Eskiden hani yeten şeyler artık etmiyor. Analitik olacak yani her şeyden önce. Lider olacak. Pandemide ne gördük? Hani ben hep söylüyorum. Biz coğrafya olarak zaten kriz yönetiminde uzmandık. Hani şimdi daha Nirvana'yı geçtik herhalde diyorum yani pandemiyle beraber. Kriz yönetimi de bize pandemide bambaşka bir kapı açtı. Ben hani ilk defa belirsizlik yönettim yöneticilik hayatımda. Hep böyle bir takım ucundan kıyısından görürdük. Becerebildiğimiz kadar önlemlerini almaya çalışırdık ya da hani yapabildiğimiz imkanlar da, çünkü ülkenin coğrafyanı her şeyi etkiliyor. Sadece sizin isteklerinizi görmeniz yeterli olmuyor.
Şimdi belirsizliği yönetmek, büyük datayı okumak, müşteri ihtiyaçlarını teknolojiden anlamak. Şimdi bunlar yeni bir beyaz yaka niteliği haline geldi. Biz üniversitelerle işbirliklerimizi zaten çok uzun zamandır yapıyorduk. Burada artık akademiye dönüştürdük olayı ve hem yurt içinden hem yurt dışından, yani geçtiğimiz hafta yaklaşık 8 ülkeden üniversite öğrencilerini de burada misafir ettik. Bir Sertrans Akademi'nin ikinci dönemi itibariyle, yani beyaz yakalara da buradaki dünyayı hani gösterebildiğimiz kadarıyla bir şey gibi, hani yönetici yetiştirme programı gibi yapıyoruz. Onun haricinde tabii belediyelerle, bir sürü organizasyonla irtibat halindeyiz. Fakat bence bunlar yetmiyor. Ve onun için de iki tane aksiyon aldık Sertrans olarak. Bir tanesi TÜSİAD'ın içerisinde e-ticaret lojistik grubu şeyini aldık. Liderliğini aldık. Yani, lider demek gerekirse bir şeyini, öncülüğünü aldık. Ve burada hani Türkiye'nin e-ticarette nelere ihtiyacı var? Depo olarak, insan kaynağı olarak, teknoloji olarak her şeyi hani bir analiz edip last mile olarak her türlü konuyu için alıp hani bir yol haritası kendimiz ve herkes için oluşturmaya çalışıyoruz. Yine yurt dışı lojistik merkezleri bence çok önemli. İhracatımızı, üretimimizi, çünkü şu an hani bir konteynerin daha şundan 3 ay önce 15 bin dolarları gördüğü, hatta 15 bin dolar veriyoruz ama konteyner yok konuşmaları yaptığımız bir yerde. Türkiye'de üretimin çok öne çıktığı, yakınlığı, coğrafi avantajı gereği bir yerde. Tabii bizim bütün bunları çok iyi dizayn ediyor olmamız lazım. Bu avantajımızı da kullanıyor olmamız lazım. Bu anlamda ve mikro ihracat dediğimiz, yani bu e-ticaretle beraber esasında markalarımızın yurt dışına daha çok satabileceğini de görüyoruz. Yurt dışı lojistik merkezleriyle ilgili bir takım çalışmalar yapıp bir rapor sunmayı bitirdik, hazırlığını, onu hani sunmak üzere bir şeyler yapıyoruz. Yani bütün bunlar esasında biraz hani biraz özel Sertrans ve lojistik olarak, biraz genel global hepimizin yol haritası olarak bakmaktan geçiyor. Çünkü biz de yani kendi deneyimimizde evet bir sürü şey deneyimliyoruz ama bir de büyük resmi görerek biz ancak bunu yönetebiliriz. Ve hani buradaki şeyde de şu çok önemli. Bence bunu söyleyerek hani toparlamakta da fayda var. Şu anda dijital platformlarda, pazar yerlerinde satış yapan firma sayısı 324 bin yani. Bunların 24 bini sadece kendi sitesinden, yani 23-24 bin tam rakam şey değil ama 300 bin diyelim dijital platformda satış yapıyor ve bunlar gittikçe artacak yani. Ve buradaki ya, inanılmaz bir şey var yani, büyüyen bir havuz var. Buna göre kendimizi organize etmemiz lazım. Teknoloji tarafında da, lojistik tarafında da, ticaret tarafında da. Böyle de büyük bir potansiyelin üstünde oturuyoruz hep beraber. Ve hani işte inovatif olarak, Ar-Ge ile kendimizi geliştirerek bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii burada en önemli konu yatırım yapabilme gücü. O da hani ne kadar verimli çalışabildiğinizden geçiyor. Verimliliğin dönüp dolaşıp geldiği yerde esasında dijitalleşme ve dijital dönüşüm, yani madde bire geri döndük tekrardan değil mi? Bu da bir şey. Hep beraber bir paket olarak yönetilmesi gereken bir süreçten geçiyoruz diyeyim şurada. İlgi Hanım, çok teşekkür ederim. Hem süremizi çok efektif kullandık hem de kendi adımıza bize notlarımızı aldık, bilgilendik. Dergi yansımamızda da inşallah bu güzel sohbeti röportaj olarak vereceğiz. Ben katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ceyhun Bey, çok teşekkür ediyorum. Kendi sektörünüzü ve yaptığınız yatırımları, veriyi, müşteri deneyimini, yenilikleri bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli benim için Şule Hanım. Çok sağ olun. İlgi Hanım, size de çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi lojistikte devasa bir dönem bizi bekliyor. Sizi de takip etmeye devam edeceğiz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben de size ve bütün çok değerli katkısından dolayı Ceyhun Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Ve bütün dinleyicilerimize, misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Bundan sonra dinleyecek olanlar da eminim Ceyhun Bey'e anlattıklarınızdan çok ciddi faydalanacaklar. Çok çok teşekkür ederim. Organizasyon için her ikinize de çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Çok sağ olun. Sağ olun.